Ali Kara Hasanoğlu, Atatürk'e küfür edenleri kaça savunursun Ersan Şen? Çok eski yıllardan beri tartışılır. Mesleklerin dünyevileşmesi için çaktırmadan evrensel kurallar adı altında operasyonlara imza atılır. Savunma hakkı denilir, avukat ile sanık özdeşleştirilmemeli denir. Biz itiraz edip de savunma hakkı kutsal ama bile bile de suçlu kişiler savunulur mu dediğimizde toplumların inançların aynı vatanda yaşamanın gerektirdiği değerlerin aynı Allah'a inanan insanların bu inanç gereği kabul etmek zorunda oldukları vazgeçilmez kuralları var dediğimizde birileri konuyu inanca manevi değerlere vatan toprağına bağladığımız için karşı çıkar hemen yan çizerler konuyu daha da somutlaştıralım hatırlayacaksınız 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu aşırı sürat yaparken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren laikçi kesimin öve öve bitiremediği eylem tok çocuğunu da alıp Amerika'ya kaçmıştı. Türkiye'nin girişimiyle geçtiğimiz hafta Amerika'da yakalanmıştı. Yarın da hakim önüne çıkarılacakmış. Devlet Üniversitesi'nde ceza hukuku dersi veren ama ahlak dersinden sınıfta kalan Ersan Şen bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen Eylem Tok davasını alır mısınız? Sorusuna şu cevabı vermiş, şartlarda anlaşırsak olur. Şartlar dediğiniz ne ola ki? Tabii ki para. Parayı bastır, katili de savunur, tecavüzcüyü de. Hem de devlet üniversitesinde ceza hukukunun dersini verirken katil savunmasını yapar. 6 Şubat depreminde yıkılan binalardan birisinin müteahhitliğini yapan kişiyi de savunan bu değil miydi? Depremde yaptığı bina yıkılan müteahhit hakkında kırmızı bülten çıkarılması istendiğinde yakınlarını bina altında kaldığı için kaybetmiş acılı insanlara bir kırmızı bülten devlete kaça mal oluyor. Siz biliyor musunuz? diye çıkışıp böyle isteklerde bulunmamaları gerektiğini hatırlatmamış mıydı? Ersan Şe'nin kırmızı bültenin devlete maliyetini gerçekten düşündüğüne kimse inanmayacaktır. O, milyonlarca lira alarak savunduğu müteahhitin yakalanmaması için hukuk bilgisini paspas yapıyor. Televizyon ekranlarında, yolsuzluk diye bağırırken, hırsızlık diye bağırırken, insanlar aç diye bağırırken, şimdi aldığı milyonlarca liranın hatırına, betondan çalan, demirden çalan veya haksız kazanç için ayak oyunları yapan müteahhiti, ölümüne savunmaktan geri durmuyor. Kamuoyu önünde hamasi nutuklar atan bu tür kişilerin büyük çoğunluğu, kendilerini köşeye sıkıştıran sorulara, kıvrak bir vücut çalımıyla cevap verirler. Savunma kutsaldır, herkesin bir gün savunmaya ihtiyacı olur işte biz bu kutsal görevi ifa ediyoruz, diyerek katilleri savunmaya kalkışanlara, PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ı da savunur musunuz, onun avukatlığını da yapar mısınız? Sorusu yöneltildiğinde. Savunmanın kutsallığı üzerinden bize ders veren kişilerin ama işte o olmaz. Bizim de kırmızı çizgilerimiz var. Söylemiyle kamuoyunun nabzını da tutarak tepkileri dindiren cevapları verdiklerini görürüz. Ersan Şen PKK'nın avukatlığını yapma noktasındaki kırmızı çizgiyi de artık aştığını kendi sözlerinden öğreniyoruz. Bu ülkede Abdullah Öcalan'ın da avukatı oldu. Ne yapabilirsiniz ki yani? Olacak. Ne yapacaksınız? Avukatlığımı yargılayacaksınız. İnsanlar avukatları temsil ettiği kişilerle özdeşleştirmemeli. Tam bu noktada Ersan Şen profilini çözmek için bir test sorusu aklıma geliyor. Hani bu arkadaş Mustafa Kemal üzerinden ona buna hadler bildiriyordu ya. Atatürk üzerinden çaktırmadan dindar insanlara hakaret ediyordu ya. Televizyon ekranlarına çıkıp Türk milleti evladının Mustafa Kemal Atatürk'le derdi olamaz. Bakrum'un olur, Yunan'ın olur, İngiliz'in olur, Avustralyalı'nın olur, başka memleketin olabilir ama, Türk milletinin evladının olamaz, diyerek, Mustafa Kemal şunu da yanlış yaptı, diyen herkesi aklı sıra tahkir ederek, Rum olmakla, Yunanlılıkla, İngiliz olmakla suçluyordu ya. Şartlarda anlaşırsak olur, diyerek Amerika'ya kaçan eylem tok ve oğlunun bile avukatlığını yapabileceğini söyleyen Ersan Şen'e şimdi sormayalım mı, Mustafa Kemal'in heykelini balyozla kırmaya teşebbüs edenler de sana yüklü avukatlık ücretleri teklif ederlerse savunur musun? Şartlarda anlaşırsak olur, cevabını Atatürk'e hakaretten yargılananlara da verir misin? Haydi Ersan Şen, bir yandan, Trablusgarp, iki Balkan Savaşı, Çanakkale'de Anafartalar Kahramanı, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp oradan başlattığı milli mücadele. Bahsettiğin adam bu. Bunu harcarken dikkatli harcayacaksın. Adını da ağzına alırken salavatla alacaksın, derken. Diğer taraftan, dini kavramları da istismar ederek övdüğün Mustafa Kemal için, hakaretlerde bulunan hatta küfürler eden kişilerin verecekleri yüksek paralar karşılığında onları savunur musun?